Öncelikle merhaba diyeyim sana ve senin gibi genç bir arkadaşımızı, takipçimizi, başarılı bir arkadaşımızı canlı yayınımızda konuk olması bizim için bir gurur verici, onur verici bir durum. Ve gerçekten biliyoruz ki küçük yaşından itibaren hem Antalya olsun, hem ülkemiz olsun, hem de dünyayı gururla temsil ettin. Ve tabii dahi piyanist olarak da biliyorum güzel bir ünvan da kazanmış oldun. Ben biliyorum yayınımıza tabii biliyorsun sanat gelince konuşmanın ötesine sanatın kendisini icra etmek gelir. Ben sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Hani konuşacağımız zaman kameraya yaklaşırsın ama biliyorum bugünkü canlı yayınımızı güzel bir aslında senin bir şey piyano çalmanla başlayacağız. O yüzden istersen güzel bir adımla başlayalım şu an. Ben tabii sana bırakacağım öncelikle senden gelecek ve bizim de kıymetli izleyicilerimizin dinlemesi için artık şöyle söyleyeyim tabii pandemi ortamında sanal bir piyano resitali olmuş olacağını düşünüyorum. Ve sana bırakıyorum ve bu saatte de tekrar merhaba diyorum sana Elif. Teşekkür ederim. Şey. Şimdi Beethoven'ın The Tempest Sonata çalacağım. Tamamdır. Bir dakika. Tamamdır. Thank you.
Süper, harika. Çok teşekkür ederiz Zeyf Hanım.
Bir anda tabii şeye gittik biz biliyorsun Phantom of Opera'daki sanki oyuna gittiğimi düşündüm bir anda. Oradaki piyano ve oyun aklıma geldi. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Hani bu sayende de tabii biz Instagram olayında tabii bir ilki yapmış olduk. Ve güzel bir piyano çalmış oldun bize şu an. Girişi en azından çok güzel yaptın. Şimdi tabii biz hani seni Elif Işıl Karakaş'ı yayınımızda olmandan dolayı mutlu duyuyoruz. Yani mutlu oluyoruz. Tabii biliyorsun hani ben biraz girişte bahsettim. Takipçilerimiz bir daha bilmesi için şu an söylüyorum. Başta Antalyalılar olmak üzere Türk medyası, Amerikan medyasında da tanıdığımız, yani bildiğimiz üzere çok genç yaşta çok başarılı ve önemli başarılara imza atmış birisin ve bundan da biz gurur duyuyoruz. Gerçekten bazen biliyorsun kişiler şey yapabiliyor, umutsuzluğa kapılabiliyorlar. İşte başarı nedir, başarıyı nasıl yakalarızın noktasında özellikle genç arkadaşlarımız ne yapacaklarını olabiliyorlar. Ve tabii bu ben de seni bu başarıyı yakalamış genç arkadaşlarımızdan görüyorum. Özellikle bir yani şey soruyla başlamak istiyorum merak ettiğim. Çünkü biliyorsun sanatta özellikle işte bu becerinin derler hep zaten ama hani çocuklarda işte çocukluk yaşlarından başlayan işte bu becerinin ve yeteneğin olduğunun fark edilmesi. Bu beceri ve yeteneği geliştirmek üzerine ilerleme çok önemli biliyorsun. Bu noktada bize biraz şeyden girersen senin bu piyanoda olan becerini ondan sonra yeteneğini kim fark etti? Nasıl başladı bu başarının keşfedilmesi, geliştirilmesi? Bu noktadan başlarsak Elif Hanımcığım çok memnun olurum. Ben piyano çalmaya 4,5 yaşımda başladım. Annem piyanoyu gerçekten çok seviyor ve ben 4,5 yaşımdayken benim piyano çalmamı istemiş. Ve ben piyanoya başladım. Öğretmenlerim destekledi, annem ve ailem özellikle çok destekledi. Sağ ve sol lob, beynin sağ ve sol lobunu daha çalıştırıyor ve bunu yardım ediyor. Ve bu şekilde her yaptığım her sporda, müzikte ve resimde başarılı olmamı sağlıyor. Annem bunu esas alarak aslında aynı zamanda beni piyanoya başlattı. Ve çocuk olarak benim resim ve müzik aynı zamanda sporla büyümemi istedi. O yüzden küçükken birçok şeyi denedim. Optimist yaptım, resim yaptım, satranç oynadım, binicilik yaptım. Aynı zamanda tenis oynadım, bale yaptım. Birçok şeyi yaptım. Tabii burada öğretmenlerimin de katkısı çok. Onlarla çok sıkı çalıştık. Özellikle de konservatuvara girmeden önce 6-7 yaşıma kadar çok çalıştık onlarla da. Bu şekilde. Çok güzel gerçekten tabii annelerimizin şeyi çok önemli faydası gelişimimizde. O yüzden onlara da bu şeyle çok teşekkür ederim bir daha. Şimdi ben tabii sen gerçi konu girdin anlattın biraz gelişim sürecinin nasıl olduğunu. Ama tabii biliyorsun işte beceri, yetenek, kabiliyet ve bunun işte fark edilmesi tabii önemli adımlar yani bütün bu denklerin bir araya gelmesi gerekiyor. Tabii sen şeyden bahsettin herhalde bu fark edilmeye çalışırken doğal olarak çok değişik işte spor aktiviteleri ve sanatta da değişik alanlarda denemeler yapıldığını söyledin gerçi. Bize eğer hani biraz örnek vermek istersen bu süreçler daha nasıl ilerlediğini özellikle piyano alanında başlangıcına dönersek 4,5 yaşındaki girişinden sonra piyano durumunda biraz eğitim hayatından veya işte hayatından örnekler verirsen hem bu şöyle düşünmen lazım çünkü bizim gerek işte takipçilerimizde aileler olsun çocuklarına bakışlarında onların bir sanat alanındaki işte keşfettikleri durumu nasıl ilerleyeceklerini hem bir de genç arkadaşların kendini fark etmesi noktasında piyanodaki olan bu fark edilişten sonra nasıl bir eğitim hayatından geçtin diyebiliriz piyano ile ilgili.
Piyanoya çok küçük yaşında başladığımda aslında birçok tepki aldık çevremizden ve arkadaşlarımın ailelerinden de aynı zamanda aslında. Çünkü benim bir proje çocuk olduğumu düşünüyorlardı ve anneme de hatta profesyonel anne diyorlardı. Fakat bence her aile çocuğuna bir şans tanımalı. Ki onlar istediği, tutkulu olabildiği şeyi bulabilsinler. Ve bunun için özellikle de Türkiye'de birçok hani belediyeler, ondan sonra birçok yer destek oluyor. Ücretsiz yerler de var. Ve birçok güzel öğretmenlerden, çok iyi öğretmenlerden ders alabiliyorlar. Dolayısıyla onları desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Ve müzik benim ikinci dilim oldu. Sonuçta kendimi ifade edemiyordum küçükken ve bu şekilde kendimi bir ifade etme yolu buldum. Tercümanım oldu piyano ve istediğimi daha iyi söylemeye başladım. Bu şekilde... Çok güzel. Şeyi çok güzel söyledin. Hani ikinci dilin olmasını, tabii senin bu noktada bir tercüman olması sana bu çok güzel. Zaten sanatçı biliyorsun ayrı bir dille konuşuyor. Hem toplumla hem seyircileriyle hem takipçileriyle buluşurken. Bu çok güzel. Tabii anlıyorum hani süreç noktasında nasıl ilerlediğini. Peki bu süreçte yani bu piyano alanındaki işte başarın ve ilerlemende zorluklar yaşadın mı? Yani kendini anlatamadığın veya yalnız kaldığını düşündüğün anlar oldu mu? Hayır, çok olmadı aslında. Sonuçta piyano benim en yakın arkadaşım olmuştu ve hep piyano çalışıyordum, saatlerimi veriyordum. Çünkü onu çok seviyordum ve hala seviyorum ve ben bir arkadaşım, en iyi arkadaşım diyebilirim onun hakkında. Yani yalnız kaldığımı hissetmedim. Sonuçta müzik müzik yapan birisi bence yalnız kalmaz. Çünkü müziği var. Ve sahneye çıktığında bunu daha çok hissedebiliyorsun. Çünkü sahnede sadece sen ve müzik var. Ve bu bence çok yeterli oluyor. Ve bunu hissetmek çok ayrı bir duygu. Kesinlikle. Şimdi tabii ben senin bu arada konser videolarını da gördüm. YouTube'da paylaşılan. Gayet gurur verici, güzel ve tabii burada da karşımızda veriyor olman büyük sevindirici bir durum bizim için. Tabii şimdi sanat kolay değil. Sanatın anlaşılması da kolay değil. Bir yatırım gerektiriyor. Hem senin gibi değerli gençlerimizin yatırımı, bu becerilerini geliştirmeleri hem de dediğin gibi toplumun, işte belediyelerin, yönetimlerin, ailelerin buna yatırım yapması. Bu da çok önemli. Ben hatta yanılmıyorsam birkaç haberlerde de şeyden bahsediyorlardı yanılmıyorsam. Bu Antalya Belediye Başkanı'nın piyanoya olan ilgisinden ve desteğinden de bahsediliyordu yanılmıyorsam. Özellikle senin başarında. Peki şey noktasını... sorabilirim, bir şey sorayım ben sana. Şimdi eminim aynı anda da eğitimini devam ettirdin. İşte bu okul eğitiminden bahsediyorum. Şeyi nasıl kurabildin, dengeyi? Çünkü piyanoya epey bir zaman verdin ve veriyorsun. Peki okuldaki derslerin ya da eğitimini yaparken ki o dengeyi nasıl sağladın? Bir yanda müziğinde vazgeçme ve onu geliştirme, bir yanda da tabii okulda başarılı olma, eğitimini devam ettirme. Ne diyebilirsin bununla ilgili? Evet, çok fazla yoğun bir programım vardı. Fakat üstesinden gelebildim çünkü bizim evimizde televizyon izlenmiyor ve internet, bilgisayar gibi şeyler sadece ara ara ödevlerimiz için, araştırmalarımız için kullanılıyor ve haberleri takip ediliyor. Dolayısıyla benim de zamanım oldu daha çok çalışmaya ve okuluma, derslerime, hobilerime vakit ayırmak için. Dolayısıyla bir zorluk yaşamadım. Ve aynı zamanda dediğim gibi
sağ ve sol lobu çalışacağım hani müziğim var ve bu aslında bana yardım etti okul ve akademik derslerimde de. Çünkü her işi, her ne yapabiliyorsam ciddiye alıp bunu kolaylıkla yapabiliyor haline geldim. Benim için zaten en iyi katkılarından birisi de bu. O şekilde. Çok güzel. Bu şekilde. Harika, daha güzel olamaz da açıklama. Çok güzel, tabii ki şey noktasına değindiğin için vurgulayayım. Gerçekten gün sonunda tabii ki televizyon, internet, bilgi, ulaşım araçları, bunlar çok önemli. Doğru kullanıldığı sürece. Yani yoksa boş zamanımızı inanılmaz götürücü şeyler. Dolayısıyla hani doğru kullanım çok önemli ve doğru kullandıktan sonra hem eğitim hem de müzikte hem sanat dallarında başarılı olmak imkansız diyeyim. Yani başarılı olmamak için bir sebep kalmıyor. Bunlar güzel şeyler tabii, hani senden duyuyor olmak da genç yaşta bir başarılı sanatçımız olarak duymak ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim bazen sorunumuz ne olabiliyor? Başarıyı takdir etmemek, başarının değerini vermemek, bunu konuşmamak. Bunlar aslında yanlış şeyler. Çünkü bunları konuşmak gerekiyor, değerlendirmek gerekiyor. Ki bu şekilde hem sen daha sanatını iyi halde başarmaya çalış ve götürmeye çalış ki daha güzel başarılar olsun. Daha çok gençsin ve eminim ben o başarılar daha çok önünde var ve artacak. Ben şimdi tabii biliyorum senin güzel şeyinle, piyano çalımınla başladık. Tabii sohbetimiz de güzel gidiyor. Ama istersen senden bir parça daha dinleyebiliriz. Bizle paylaşmak istediğin sohbetimize bu şekilde devam edelim istersen bir parçalla da. Thank you.
Evet, gene teşekkür ediyoruz. Harika. Çok sağ ol. Gerçekten buna alıştıracaksın bizi ve ondan sonra vazgeçemeyeceğiz yani, söyleyeyim ben buradan. Şimdi çok teşekkür ederiz bu güzel parça içinde. Şimdi tabii biz yani Türkiye'de olsun, Avrupa'da ve Amerika'da katıldığın yarışmalar oldu ve aldığın dereceler. Biraz bize bunlardan bahseder misin? Yani ilk katıldığın işte yarışmalar, ondan sonra hatırladığın kadarıyla işte yılı, işte ne tür bir yarışma olduğu, bir biraz bilgi verirsen çok çok seviniriz. Evet, ilk yarışmama çok küçük yaşta katılmıştım aslında. Üçüncü ya da dördüncü sınıfa gidiyordum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok çalışmıştım o yarışma için. Ve zaten ikinci oldum ilk yarışmamda. Bulgaristan'daydı. Gayet güzel bir deneyimdi benim için. Farklı yarışmalara da katıldım. Birçok yarışmaya katıldım. Uluslararası şekilde. Gerçekten farklı kültürden insanların, farklı ülkelerden insanların tekniklerini görme imkanım oldu. Ve onların stilini, müzikalitesini görme şansım oldu. Bu bana aslında bir yol gösterdi ve beni daha çok motive etti çalışmam konusunda. Daha çok tutkulu oldum ve daha çok çalıştım. Ve onların çalışmalarıyla ve onların performanslarıyla çok etkilenmiştim. Çok güzel, harika. Peki şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii biliyorsun bazen başarının şey ya da öğrenciler öğrenciyken bile, değil mi? Kişiler sadece derse çalışmakla öğrenmezler. Bir de öğretirken, arkadaşlarına ders öğretirken kendilerini daha da geliştirirler ve öğrenirler. Sen bu konuda başarılı bir piyanist olarak bu başarını öğrettiğin hiç böyle senden daha genç arkadaşlar ya da ufaklıklar var mı? Ya da bu tarz yetiştirdiğin kişiler oluyor mu? Öğrenciler oluyor mu? Kısaca buna değinebilirsen sevinirim. Evet, var. Sosyal projelere katılıyorum ve kendimin sosyal projeleri de var. Ben tek çocuğum ve paylaşarak bilginin çoğaldığını biliyorum. Dolayısıyla benim amacım da paylaşmak, bildiğimi paylaşmak, müziğimi paylaşmak. Bu şekilde birçok kişiye bende olan şeyi öğretiyorum ve onların da benim gibi müzik yolunda ilerlemesi için elimden geleni yapıyorum. Hepimiz eşitiz ve hepimizin birbirine vereceği birçok şey var aslında. Ve aslında herkes bunu yaparsa, paylaşırsa daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Çok güzel. Yani aslında ben tabii senin özellikle bu sosyal projelere gönüllü çalışma noktasına gelecektim ama sen girmiş oldun o konuya. Dolayısıyla gerçekten gerçi amacı da soracaktım sana. Onun da cevabını verdin. Neden oldu? Şimdi ben çünkü şeyin adam biriyim. Paylaşmanın önemi, paylaştıkça aslında çok daha güçlü olacağınıza inanan biriyim. Yani inananlardan biriyim ben de. Dolayısıyla bu açıdan gerçekten birbirinizle bunu yapmak çok önemli. Yani işte gençlere ve senin yaşlarına ya da daha ufaklara bu noktada bir şey yapman, bildiğin becerini, bu yeteneğini aktarmaya çalışman çok değerli bence. Gerçekten bir de önemli nokta, yaşın gereği de bunu fark etmek çok daha değerli. Yani bazı şeyler tecrübeyle, zamanla kazanılabiliyor ama sen tabii bu yaşta bunun farkındasın ve sosyal projelerin öneminin farkındasın. Bence gerçekten sosyal çalışmalar, projeler, bunlar ister senin kişisel yaptıkların olsun, ister belli vakıflar, dernekler, okullar, kurumlar aracılığıyla yapılan olsun, çok değerli. Çünkü o sayede hem
toplumumuzu güçlendirmiş oluyoruz, hem toplumumuzu geliştirmiş oluyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Peki yani şey noktasında senin bahsettiğin tecrübelerin olsun, işte tecrübelerinden yola çıkarak, peki genç arkadaşlara, yaşıtlarına veya daha önemli onların ailelerine belli tavsiyelerin var mı? Bu noktayı da alabiliriz senden. Onlara tavsiyem mutlaka sevdikleri ve tutuklu oldukları bir şey yapmaları. Bir spor olabilir, müzik, resim, herhangi bir şey. Mesela piyanoya başlayabilirler ve eğer oturup birçok saat, çok saatler çalışmaktan sıkılırlarsa belki onlar için flüt daha iyi olacak veya keman. Belki tamam daha iyi duyulacak onlar için ve onu sevecekler. Mutlaka bir sevdikleri bir şey bulmalarını tavsiye ederim. Veya bir spor da olabilir. Ve aileler bu konuda yine çok önemli bir yere sahip. Seçim yapmaları için onlara şans tanımalılar ve fırsat vermeliler. Onları ellerinden gelecek, ellerinden ne kadar gelirse desteklemeleri daha iyi olur onlar için. Ve bu sayede hem kendilerine bir şey katarlar ve daha başarılı olurlar bence hayatta. Ve kendilerini nasıl rahat hissediyorlarsa onu yapabilirler. Kendilerinin ifade edeceği bir enstrümanı, bir sporu olur. Ve gerçekten başarılı olabileceklerini düşünüyorum eğer çalışırlarsa ve hayallerinin peşinden koşarlar. Kesinlikle öyle. Ben tabii bu arada sorular geliyor ben takipçilerden. Şimdi senin bu hem seni dinlemek için hem de güzel bir müziğini dinlediğimiz için, piyanonun çalmanı dinlediğimiz için pek fazla onlara giremiyorum. Ama tabii çok güzel yorumlar geliyor. Yorumlardan bir tanesi ne kadar güzel Türkçe konuştuğunuzu söylüyorlar. Bence de katılıyorum. Çok başarılı. Gerçekten Türkçe diline de çok iyi hakimsin. Çok güzel bir şey bu. Peki şeyi soracağım bir de sana. Teknolojiden bahsettik biraz önce biliyorsun. Şimdi artık gittikçe biliyorsun inanılmaz bir şekilde teknolojide bu özellikle aplikasyonlarda işte müzik yapma kişilerin şimdi çok değişik şekilde şeyin farkındaysan artık hani bir şöyle söyleyeyim ya da o kadar yoğun bir şekilde bir teknoloji değil mi hayatımızı kavradı. Hele şu an bu pandemide internet eğitimleri, online eğitimler inanılmaz bir şekilde kapsadığı bir dönemde. Senin gibi genç olan arkadaşların yani bu kuşağın özellikle müzik aletlerini biliyorsun bilgisayardır, tablettir bunların üzerinden kullanması. Sence ne tür bir fark? Yani hani gerçek olarak canlı çalma, o enstrümanı kullanmanın yanında onun yanında bu tip bir teknolojiyi kullanma sence arasındaki fark ne? Ne düşünüyorsun? Sence gün sonunda sanatçının kendini ifade edebilmesi için çok fark yaratabiliyor mu? Bu konulardaki düşüncelerin ne? Kısaca bunu da alabiliriz senden. Evet, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı artık birçok şey online olarak yapılıyor. Dersler, okulumuz, birçok şey. Artık dışarıya çok fazla çıkamıyoruz. Ve bu herkesi etkiledi aslında. Özellikle biz müzik öğrencilerini de etkiledi. Artık derslerimizi online bir şekilde laptoplarımızla yapıyoruz. Ve gerçekten bence tabii ki bir farkı var. Ses veya nasıl çaldığın teknik, bu tür şeyler farklı, özellikle bizim için. Piyano çalarken tuşa nasıl bastığın ve onun nasıl bir his mi bıraktığı sende ya da evet, sesin rengi farklı olabiliyor. Dolayısıyla bu birazcık zor oldu bizim için öğretmenimle çalışırken. Fakat artık korona dolayısıyla bu şekilde ilerliyoruz ve buna artık adapte olmalıyız diye düşünüyorum.
Evet, umarım eskisine döneceğiz. Umarız. Yok, tabii ki bu bir sonuçta bir süreç. Umarım geri bırakacağız. Tabii sonuçta şey noktasını anlıyorum. Ne kadar bir piyanoyu seni şu an çaldığın gibi piyanoyu hissederek, dokunarak yaptığın bir piyano çalışmasıyla bir teknoloji aplikasyon üzerindeki aynı şeyi vermeyecek. Anladığım nokta o. Aynı ses zenginliğini ya da o vuruş tarzını, tonunu vermeyecek. Tabii gün sonunda teknolojiye de uyumlu ilerliyoruz, haklısın o konuda. Çok güzel, ben yani çok şöyle söyleyeyim Elif Hanımcığım, çok memnun oldum. Senin gibi genç bir başarıyla, yetenekle gerçekten bugün konuğumuz olman Sayın Elif Işıl Karakaş çok bizim için değerli. Umarım başarıların devam eder ve hiç vazgeçmezsin. Güzel haberlerini alırız tekrar. Tabii ne zaman istersen bizimle aynen böyle müzik ziyafeti bize vermek istediğinde biz hazırız. Canlı yayınımızı yaparız seninle tekrar. Ben sana bırakıyorum. Zaten son sözleri de söyledik. Müzikle mi kapatmak istersin? Bir son çalmak istediğin bir şey varsa onunla kapatabiliriz. Ben sana bırakıyorum onu, o tarafını. Çok teşekkür ederim. Bu canlı yayın benim için de çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda desteğiniz için teşekkür ederim. Evet, sonuçta ben şöyle söyleyeyim, bizim desteğimiz devam edecektir. Bu arada da bu yayın kayıt oluyor zaten. Bizim YouTube kanalımızda da paylaşılacak. İzlemek isteyenler devamlı onu görebilecekler. Benim genç arkadaşlara devamlı tavsiyem, siz elinizden geleni her zaman yapmaya çalışın. Eğer biz yapabileceğimiz bir şey varsa, en ufak bir şey bile, biz her zaman yapmaya hazırız. Evet, teşekkür ederim çok. Hadi bakalım. Aslında yeni açtığım bu Instagram hesabımı da takip ederseniz burada yeni videolarımı ve update'lerimi paylaşacağım. elifışıl.karakaş Instagram hesabından bence aktif kullanmayı ihmal etme. Güzel müziklerini, kısa da olsa güzel duyuruları oradan yapman çok önemli. Biz de takip edeceğiz ve takipçilerimizin de takip etmesini kesinlikle uygun görüyoruz. Bize son bir ziyafet verecek misin? Müzik ziyafete gitmeden sana bırakıyorum ben onu. Süper. Çok teşekkür ederiz. Sayın Elif Şikarkaş. Kendine çok dikkat etmeni istiyoruz. Güzel başarılarının devamını umuyoruz ve bekliyoruz. Öyle söyleyeyim. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel katımı dinledikleri için ve dinleyecekleri için. Teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.